Sen nasılsın Selim? Güzel, kamp başladı. Takım geldi bu akşam, ilk antrenmanı yaptı. Onu da kısaca yayınladık. İlk 15 dakikası açıktı. Tabii ki ben Sercan gibi orada olmayı çok isterdim gibi bir gerçeklikle bağdaşmayan bir cümle hani kurmayacağım, ama burada da çok yoğun bir mesai, çok yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyor. Start verdik, bakalım inşallah izleyicilerimize en güzel bilgileri, en güzel röportajları aktarırız. Kendimi şu an şöyle hissediyorum. Böyle hani çocukken annesi top oynamasına izin vermeyip evde oturup arkadaşlarına camdan bakan çocuklar olur ya, şu an tam olarak öyle hissediyorum. Böyle şu an bağırasım var yani, siz oynayın annem izin vermiyor diye. Biraz tabii geç gidiyor bizim burada söylediklerimiz. 3G bağlantı sebebiyle izleyiciye de onu açıklayalım. Antalya'da kar yağışı da gördünüz galiba, değil mi? Ben gördüm yani, sabah geldiğimde özellikle Belek bölgesinde yine bütün takımlar. Belek'e tam giriş yaparken çok yoğun bir kar yağışı başladı ve lapa lapa kar yağdı yani. Ama tabii sonuçta burası Antalya. Öğleden sonra güneş açtı ve kara dair hiçbir iz bırakılmadı. Akşam da takımlar ilk antrenmanlarını akşam yaptılar. Futbol için çok güzel bir havada oynandı. Bilmiyorum Sercan nasıl değerlendirir, ama hava soğuk, 7-8 derecelerde, yağış yok. Aslında kamp için güzel bir hava ortamı oluşmuş oldu. Güzel. Çünkü takımların Kameraman bu arkadaşım süreci Barış iyi da saat atlatması 11 gibi lazım. geldik biz. Devam edebilirsin. 11 gibi geldikten sonra 11 gibi geldikten sonra Ahmet'in sosyal medya paylaşımını gördüm. Kar yağıyor. Acaba dedim böyle bir görüntüyle mi karşı karşıya kalacağız? Ama yok. Hatta Ezgi ile öğle saatlerinde yaptığımız bağlantıda Ezgi güneşi gördü. Çok güzel bir hava olduğunu söyledi, ama yok. Soğuk bir hava var Ahmet'in de ifade ettiği gibi. Aslında zaten burası Belek bölgesi, Antalya bölgesi sadece Türkiye için değil, dünyanın en önemli, en güzel kamp noktalarından biri. O nedenle zaten Emre de çok yakından biliyor. Sen de öyle Kerem. Çoğu kış transfer döneminde, kış dönemlerinde takımlar, özellikle sadece ülkemizde olan takımlar değil, Avrupa'nın birçok kentinden takımlar buraya gelip bu noktayı tercih ediyor. O nedenle buradaki otellerin sağ durumlarını, fizibilitesini yapanları gerçekten tebrik etmekte fayda var. Futbol için, spor için gerçekten çok güzel bir ortam var. Belek'teki son kampımda, muhabir olarak gittiğim son kamptaki ilk antrenmanda başıma güneş geçmişti. Öğlen saatlerinde havada epey sıcaktı. İstanbul'da alıştığımızın dışında bir 3-4 saat yataktan kalkamamıştım. O kadar kötü bir hale gelmiştim. Umarım sizin böyle talihsizliklerle başa çıkma gibi bir durumunuz söz konusu olmaz. Güzel bir kamp olur diyelim. Ahmet Selim Kul ve Sercan Dikme de sohbetimize katılıyor sevgili seyirciler. Kendileriyle takımların durumlarını değerlendireceğiz. İki ekip de Antalya'ya vardı. Hatta Selim'in bir antrenmanı takip etme şansı bulduğunu da gördüm. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapalım aslında bağlantılarımıza. Emre ile de yine hem Galatasaray'ı hem de diğer takımlardaki son durumları mutlaka konuşacağız. Selim, Fenerbahçe'nin kamp programı nasıl? Tabii ki dar bir zaman var. Sarı lacivert takımın bu alanda öncelikleri neler olacak? Covid problemi de söz konusu, sakatlık sorunları da söz konusu. Bir küçük giriş yapmanı rica edeceğim Fenerbahçe'nin gündemine dair. Keremcan Bulat, aslında sen de gerekli noktalara değinerek bana bir pas attın. Ben de bu kamp programını, burada planlanan ne, bunları kısaca anlatmaya çalışayım. Fenerbahçe'de aslında İsmail Kartal bir basın toplantısı düzenlemişti Antalyaspor maçından sonra. Ve burada camiadan destek çağrısında bulunmuştu ve şunu söylemişti: takımda sıkıntılar var, özgüven problemi var, takımın birlikteliğinde gerileme var. Hani burada düzeltilmesi gereken noktalar var, ama sürekli maç oynuyoruz, zaman yaratmamız lazım diyordu. Bu ara o anlamda ilaç gibi geldi ve hemen takımı 5 günlüğüne de olsa buraya, Antalya'ya getirdi İsmail Kartal. Şunu ifade edelim. Biraz tabii eksik sayısının fazla olması, bu son 4 Covid'linin daha çıkması derken biraz hani o eksik sayısının fazla olması planları bozdu demek istemiyorum da, yani hedeflenen noktanın biraz gerisinde kalındı. Tabii ki tam kadro çalışılabilse çok daha sağlıklı olurdu, ama
şunu ifade edelim. Burada amaç birincisi Fenerbahçe sezon başından beri üçlü oyunla oynadı. Üçlü oyuna göre çalıştı. Üçlü oyuna göre transferler yapıldı. Burada biraz daha onu dörtlüye çevirebilmek. Yani tabii ki sahada Fenerbahçe son 3 maçları dörtlü oynuyor. Hatta Vitor Pereira gittiğinden bu yana dörtlü oynuyor. Son 3 İsmail Kartal dönemiyle kısıtlamayalım. Bu dörtlü oyun anlayışını, yani İsmail Kartal'ın oynatmak istediği oyunu futbolculara iyice empoze etmek, takımın özgüvenini buradaki arkadaşlık ortamıyla güçlendirmek, kampta hedeflenen şeyler bu. Kısaca eksiklerden bahsedelim. Tabii milli takıma giden oyuncular var. Mince Ekim, Tisserand. Bunun dışında Rossi yine milli takıma gitti. Valencia keza, bu dört isim milli takımda ki Rossi de orada koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu dört oyuncu zaten bu sebepten dolayı yoklar. Bunun dışında Fenerbahçe'de işte Osman Ertuğrul, Altay gibi, İrfan gibi, Zalay gibi isimlerin çeşitli rahatsızlıkları var ki Mesut'la Mert Hakan'ı da buna dahil edelim. Ama burada önemli bir bilgi vermek gerekiyor Mesut konusunda. Bugün bir enjeksiyon uygulandı ki Mesut'un geçmiş dönemde de bu bel ağrıları yüzünden antrenman kaçırdığını söyleyelim. Mesut buraya niye getirilmedi? Bu enjeksiyonun 4 günlük bir tedavi, rehabilitasyon süreci var. Yani 4 gün antrenman yapmaması gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor bu enjeksiyonun ardından. Fenerbahçe'nin buradaki kampı da 5 gün. Yani 31'inde son antrenman yapılacak ve İstanbul'a dönülecek. Hal böyle olunca da Mesut Özil zaten 4 gün olmayacağı için buraya getirilmedi. Bir gün yüzünden buraya getirilmedi. İstanbul'da dahil olacak takıma. Mert Hakan'la ilgili de şöyle bir bilgi vereyim ben. Mert Hakan Yandaş'ın 3 gün daha salonda çalışması gerekiyor. Salonda çalışırken de yine 3 gün salonda çalışacağı için İstanbul'daki tesislerde daha iyi doğal olarak yer çekimsiz ortamda koşma ihtimali gibi farklı imkanlar, farklı aletler mevcut Samandıra'daki tesislerde. 3 gün Mert Hakan da güçlenmek adına dediğim gibi salonda çalışması gerektiği için Mert Hakan da teknik heyetin kararıyla İstanbul'da bırakıldı ama totalde 10 eksiği olmuş oluyor Fenerbahçe'nin. Bu da doğal olarak hani o taktiksel kısımda birazcık hedefleri ulaşılmasını zorluyor. Ama onun dışında burada ilk antrenmanda da ısınma çalışmalarıyla başladı çalışmalar. İsmail Kartal'ın amacı buradan takım olarak dönmek. Bizim kısa bölüm açıktı. O bölümde neyi gördük? Hemen Gustavo'nun yanına gitti tercümanla birlikte. Orada Gustavo ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Aslında Gustavo'nun sol bek oynamak istememe konusuyla şöyle bir devamı diyebiliriz. İsmail Kartal, hani Gustavo eleştiriler oldu. İsmail Kartal her oyuncusunun arkasında olduğunu hissettirmek istiyor. Bunu yeri geldi mi de basın önünde de yapmaya hazır. Her oyuncusuna güven vermek istiyor. Böyle bir kısa giriş yapmış olalım. Yarından itibaren de çift antrenmanla çalışmalar devam edecek diyelim. Biz de antrenmanlar açık oldukça, ki birçok antrenmanın açık olmasını bekliyoruz. Öyle de diliyoruz. Buradan tabii ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın da kendi planları var ama bu konuda bize anlayış göstereceklerini umut ediyoruz. Biz de burada gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz ama şu anda kısa bir özet geçmiş olduk. Selim, döneceğim sana tekrar. Sercan'a da yine aynı şekilde ama sıcak bir gelişme var. Emre Kaplan alakalı. Bizi bu konuda bilgilendirecek. Aslında çok da sürpriz bir gelişme değil, malumun ilanı diyebiliriz. Evet. Yedlin zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti 2 gün önce. Bugün itibariyle, az önce de biz yayına girdiğimiz esnada da Galatasaray Kulübü sözleşmenin feshini açıkladı. Aslında en baştaki konuyla da bağlantılı olmuş oldu. Yedlin'in yerine Omar dahil edilecek. Sağ bek rotasyonunda Boye ve Omar'la Galatasaray en azından böyle bir durumu kompanse etmiş olacak Omar'ın dahiliyle birlikte. Bunun dışında da tabii ayrılıklar bekleniyor. Sadece Yedlin'le kısıtlı olmayacak. Özellikle yabancı oyuncular üzerinden birkaç isimle daha yolların ayrılığı planlanıyor. Bunlardan bir tanesi Luyendama, ki kısa süre içerisinde buna benzer bir açıklamayı Luyendama için de duyabiliriz. Belçika ekibiyle Antwerp'le bir görüşmesi vardı. Belli bir noktaya geldi. Ama orada şöyle bir sürpriz gelişme diyebiliriz aslında belki. Porto'nun devreye girme durumu oldu. Aradaki fark ne? Eğer Antwerp'e giderse Galatasaray sezon sonuna kadar kiralayacak ve maaşının bir bölümünü ödeyecek. Hatta yarısından fazlasını Galatasaray'ın ödemesi gibi bir durum söz konusuydu. Fakat Porto direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Herhangi bir bonservis bedeli ödemeden oyuncunun alacaklarına karşılık, ki sözleşmesi yeni uzatılmıştır Luyendama'nın. Evet. Oyuncunun bütün maaşını doğal olarak bonservisini alacağı için üstlenerek transferi gerçekleştirmek istedi. Bu nedenle biraz Galatasaray yönetimi ikilemde kaldı. Yani hangisini tercih edelim?
sezon sonuna kadar kiralayıp maaşının bir kısmını mı ödeyelim, yoksa Luyendama'yı bonservisiyle gönderip en azından maaş yükünden mi kurtulalım şeklinde bir düşünce var. Ama ben yine de Antwerp ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ki uzun zamandır da zaten görüşmeler devam ediyor.